Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları TYT Matematik Soru Kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı hemen söylüyorum. 134 ve 135. sayfalardaki testlerin çözümünü yapacağız. Sayı tanımlama öğreniyorum 15. test. Abone olduysan, videoyu beğendiysen ve hazırsan dersimize başlayalım. Soru çözümümüze başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ekranımızda görüyoruz arkadaşlarım ilk soruyu. Bir sayı rakamları toplamına tam bölünebiliyorsa bu sayı harşat sayısı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi harşat sayısı değildir? 7'nin rakamları toplamı 7'dir. 7 7'ye tam bölünür. Dolayısıyla harşat sayısıdır. 12'nin rakamları toplamı 3 ve 3 12'yi tam böler. 55'in rakamları toplamı 10'dur ve 55 10'a tam bölünmez. Cevap C seçeneği. 7 2 daha 9 72 9'a tam bölünür. 3 1 2 daha 6 ve 6 312 6'ya tam bölünür. Hatta 52 çıkacaktır cevap. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Devam. Rakamları yer değiştirdiğinde kendisinden daha büyük olan iki basamaklı doğal sayılara büyüyebilen sayı denir. Buna göre en büyük büyüyebilen sayı en küçük büyüyebilen sayıdan kaç fazladır? En büyük büyüyebilen sayıyı elde edebilmek için sevgili gençler, biz bu sayıyı 90 küsürlerde arayamayız çünkü 90 küsür bir sayıyı ben ters çevirdiğim zaman x9 yapacaktır ve bu sayı hiçbir şekilde büyüyemeyecektir. Çünkü zaten burası onlar basamağının alabileceği en büyük değer. O halde bu sayıyı 80 küsürlerde arayalım ve doğal olarak da 8'den daha büyük bir şey yazmamız gerekiyor. 89 ters çevrildiği takdirde 98 yapar. Bakın bu en büyük büyüyebilen sayıdır. Şimdi bir de küçük olanı bulalım. 12, 1 ile başlayanı yazamam. Yani 10 küsürlerde bir sayıyı yazamam arkadaşlar. O halde ya yazamam derken hani şöyle yazamayız. Örnek veriyorum, hani daha büyük bir sayı olacak ya. Ya da şöyle anlatalım. 1 küsürlerde arayalım biz bu sayıyı. Yani 10 küsürlerde arayalım, tamam mı? Ve ne demiştik? En küçük büyüyebilen sayı. En küçük büyüyebilen sayıyı bulacağız. Peki nasıl bulabiliriz? 1'i yazdım. Sıfırı kullanamam. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ters çevirdiği zaman 0-1 yapacaktır. Olmaz. 11'i yazamam. Ters çevirdiğinde 11 ama 12'yi kullanabilirim. Ters çevirdiğinde 21'dir ve büyüyebilen bir sayıdır. 89 12'den kaç fazladır diye sorulmuş. Çıkarırsanız 77 fazla olduğunu görürsünüz. Doğru cevap da D seçeneği olacaktır diyebiliriz. Geçtim 3'e. N bir pozitif tam sayı olmak üzere bir eksiği 4'e tam bölünebilen bir n sayısına Hilbert sayısı denir. Örneğin 17 sayısı 1 eksiği 4'e tam bölünür. Yani bu Hilbert sayıları sevgili arkadaşlarım aslına bakarsanız 4'ün katlarından bir fazla olacak. 2 basamaklı kaç tane Hilbert sayısı vardır diye sorulmuş. 2 basamaklı en küçük Hilbert sayısı sevgili arkadaşlarım 13'tür. 12'den bir fazla olan. Ve bu şekilde 17, 21 diye devam edecek. 4'er 4'er artarak. 96 4'e tam bölünür. En büyüğü de 97'dir o zaman bu Hilbert sayılarının. Peki burada kaç tane sayı vardır? Bunu nasıl elde edeceğiz? Son terim eksi 2 terim bölü artış miktarı artı 1 diyeceğiz. 97'den 13'ü çıkardınız 84. 84'ü 4'e böldünüz arkadaşlarım 21 ve 1 eklediniz 22 tane Hilbert sayısı vardır. 2 basamaklı doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 4'e. Ardışık 2 doğal sayının toplamı hem 3'e hem de 5'e tam bölünüyorsa bu sayılara 3 5'li sayı çifti denir. Buna göre 2 basamaklı 3 5'li kaç tane sayı çifti vardır? Şimdi ne demek? Bakın ardışık 2 tane doğal sayıyı toplayacağız. Hem 3'e hem de 5'e bölünecek. Şimdi pekala. Demek ki şöyle diyebiliriz. Hem 3'e hem de 5'e bölünebilen sayılar 15'e tam bölüneceğinden biz bu sayıların toplamına 15 olabilir, 30 olabilir, 45 olabilir, 60, 75, 90 olabilir diyeceğiz. Şimdi 2 basamaklı 3 5'li kaç sayı çifti vardır demiş ya. Bu daha devam edebilir. Çünkü hani 2 basamaklı 2 tane sayının toplamı maksimum zaten 99 artı 99'dan 198 olacağı için bunu daha devam ettirmeliyiz biz. O halde 90 olabilir dedik. Devam ediyorum. 105 olabilir arkadaşlar. 120 olabilir. 15'er 15'er artırıyorduk unutmayın. 135 olabilir. 150 olabilir. 165 olabilir. 180 olabilir ve 195 olabilir. Pekala bununla beraber sondu. Şimdi ardışık iki tane doğal sayının toplamı biliyorsunuz ki çift sayı olamaz. Çünkü bunlardan biri tektir, biri çifttir. Dolayısıyla 30'u, 60'ı, 90'ı, 120'yi, 150'yi ve 180'i eledim. Ardışık iki tane sevgili arkadaşlarım sayının toplamları tek olabilir. Pekala iki basamaklıları sormuş. İki basamaklı iki tane ardışık sayının toplamı 15 yapmaz. Bu 7 ile 8'in toplamıdır ve bunlar da iki basamaklı değildir. 15'i de eledik o yüzden. Bakın burası 22 artı 23'tür.
75 sevgili arkadaşlarım, 1 çıkardım 74, 37 artı 38'dir. Bu şekilde bunları elde edebiliriz. Yani 45, toplamları 45, 75, 105, 135, 165 ve 195 olabilir. Ve burada da toplam 6 tane sayı olduğu için 6 tane 3 5'li sayı çifti vardır. Cevabımız D seçeneği olacaktı 4. sorumuzun. Geçtim 5'e. Bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi sayı değeri kadar tekrar ediyorsa bu sayı esas sayı denir. Örneğin 3133'e bakın. 1 bir defa kullanılmış, 3 3 defa kullanılmış. 224.444'e bakın. 2 2 defa, 4 4 defa kullanılmış. Buna göre 5 basamaklı kaç tane esas sayı vardır diye sorulmuş. Şimdi 1 bir tane kullanılmış olup 4 4 tane kullanılmış olarak sevgili arkadaşlarım 5 basamaklı esas sayıyı yazabiliriz. Daha sonrasında 2 2 defa kullanılmıştır deriz ve 3 de 3 defa kullanılmıştır diyebiliriz. Sonrasında 3 3 defa kullanıldı dersek 2 2 defa kullanacağız. Mecburen başka da sevgili arkadaşlarım gelmeyecek. Pekala, bir de 5 5 defa kullanılmıştır diyebiliriz tabii doğal olarak. Peki gençler, 3 tane mi var? Hayır. Bir de bunlar yer değiştirebilir değil mi? Peki bunların yer değiştirmesini nasıl hallediyorduk? 5 faktöriyel bölü 4 tane 4 olduğu için 4 faktöriyle bölüyoruz. Buradan cevap 5 gelecek. Şuraya bakıyoruz. 5 faktöriyel bölü 2'den 2 tane var. 3'ten 3 tane var. Dolayısıyla bu da 120'yi 6'ya böldüğünüz 20, 2'ye böldüğünüz 10 tane var. Buradan da zaten 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel derseniz cevap 1 olacaktır. 1, 10, 5 daha 16 yapar ve 5. sorumuzun cevabı da B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 6. soruyla. Birbirinden farklı iki asal sayının toplamı biçimde yazılabilen asal sayılara toplamsal sayı denir. Buna göre 3 tane ifade var, hangileri doğrudur diye soruluyor. En küçük toplamsal sayı 5'tir demiş. 2 ile 3'ün toplamından evet 5 gelir arkadaşlarım. En küçük iki asalı toplayarak bir asal bulduk çünkü. 2 basamaklı en büyük toplamsal sayı 97'dir demiş. 2 tane asal sayının toplamı, tamam 97 asal ama 2 tane asal sayının toplamı 97 yapmıyor. Dolayısıyla ikinci öncül cortladı. Her toplamsal sayının 2 farklı pozitif tam böleni vardır. Arkadaşlar, toplamsal sayı olabilmesi için zaten asal olması gerektiği için asal sayılarında birbirinden farklı 2 tane tam böleni oluyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür diyebiliriz. 134. sayfamızda bitirdik. Geçtik 135'e. Asal bölenlerinin sayısı, sayının kendi basamak sayısından az olan pozitif tam sayılara ekonomik sayılar denir. Buna göre asal olmayan 3 basamaklı en küçük 3 ekonomik sayının toplamı kaçtır? Bakın, asal bölenlerinin sayısı sayının kendi basamak sayısından az olacak diyor. Şimdi 3 basamaklı olacaksa demek ki asal bölenlerinin sayısı 3'ten az olacak arkadaşlar. Yani mesela 2 tane asal böleni olacak gibi. Peki şimdi 2 tane asal böleni olup da en küçük 3 tane ekonomik sayı, bunlar hangileridir? Bunları bulmamız gerekiyor şimdi. Peki şöyle düşünelim. 2 tane asal böleni olacaktı, unutmayın. 101 sayısı asaldı. 100 sayısını düşünün arkadaşlarım, 3 basamaklı. 100 sayısının kaç tane asal böleni vardır? Bu sayı 4 kere 25 olduğu için 2'ye ve 5'e bölünür sadece. Bakın, 2 tane asal böleni var. Asal böleninin sayısı 2. Sayı basamak adedi 3, 2 3'ten küçüktür. Dolayısıyla 100 sayısı ekonomik sayıdır. 101 asal olduğu için bakmayacağım. 102'ye baktığınız takdirde 102 sayısını 2'ye böldünüz, 51. 51 sayısı da 3 kere 17 olduğu için 3 tane asal böleni var. Yani 2 3 ve 17, dolayısıyla bu olmaz. Devam edelim arkadaşlar. 103 ile 103 sayısını düşünelim. 103 sayısı gençler, bu bizim için bir asal sayı olduğu için asal sayının da kaç tane, burada 101'i neden eledik? Asal olmayan mı demişti? Tamam, asal olmayan demişti, o yüzden eledik. 103'ü de alacaktım az daha. Tamam, devam. 104'e bakıyoruz. 104 için 2'ye böldünüz arkadaşlarım, 52. 52 sayısı da 2 çarpı. Bakın, 52 sayısını düşünüyoruz. 4 kere 13'tür. 2 çarpı 13. Bakın kaç tane asal böleni var? 2 tane. 2 ve 13. Bu da 3 basamaklı olduğu için 2 3'ten küçük. 104 ikinci sevgili arkadaşlarım bizim neyimiz? Ekonomik sayımız. Daha sonrasında bir de 105'i geçtim, 106'ya bakacağım. 106 için 2 çarpı 53'tür. 53 asaldır. Bakın, 2 tane asal böleni var ve bu da 3 basamaklı. Dolayısıyla ekonomik sayılarımız, en küçük ekonomik sayılarımız 3 basamaklı olanlar bunlar. Bunların da toplamı bize 310'u verir. Doğru cevabımız 7. sorumuzun A seçeneği olur. Geçtim 8'e. Bir sayının kendisi hariç bütün pozitif tam sayı bölenleri toplamı
kendisine eşit oluyorsa bu sayıya mükemmel sayı denir. Kendisinden küçük oluyorsa bu sayıya eksik sayı denir. Örneğin 6 sayısını düşünün. Bu bir mükemmel sayı çünkü 1, 2, 3 ve 6'dır bunun bölenleri ama kendisi hariç olanları toplayınca kendisine eşit oluyormuş. 15 sayısı eksik sayıdır çünkü 1, 3, 5 ve 15'tir bunun bölenleri. 1, 3, 5'i toplayınca 15'e eşit olmuyor. Daha az oluyor. Pekala. Mükemmel ve eksik sayılar üzerine bir bilgisayar kodlaması oluşturan Ali, ekrana girdiği sayı mükemmel sayısı 1, eksik sayısı 0 çıktısı verecek şekilde komut yazmıştır. Eğer ekrana girdiği sayı bu tanımlamalardan ikisine de uymuyorsa ekranda x çıktısı oluşur. Ali ekrana 3 sayı girdikten sonra ekranda 1, x ve 0 çıktılarını gördüğüne göre Ali'nin girdiği sayılar sırasıyla hangisi olabilir? Bakın birinci girdiği sayı mükemmel sayıymış. 6 mükemmel sayıydı unutmayın. Şimdi 28 sayısına bakalım. 1, 2, 4, 7, 14 ve 28'dir bunun bölenleri. Şunları bir toplarsanız 3, 7, 14, 28 veriyor mu? Veriyor. Bakın 28 de mükemmel sayı. Bu da olur o halde. 13 sayısı mükemmel değildir. Çünkü asaldır zaten. 28 sayısı da mükemmeldi. Pekala bir şıkkımızı eledik. Şimdi ikinci girilen sayı arkadaşlarım ne mükemmel sayıymış ne de eksik sayıymış. Yani o zaman ne mükemmel ne de eksik oluyorsa demek ki kendisi hariç bölenlerinin toplamı kendisinden fazla olması gerekiyor. Bakın 11 eksik sayı. Dolayısıyla olmaz. 12 sayısına baktığınız zaman zaten şurada şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Şunları toplarsanız 10, 13, 15, 16, 16, 12'den büyük. O zaman x yazabilir. Şunda da x yazar, bunda da x yazar. Ve son olarak eksik sayı oluşmasını istiyoruz. 14 sayısına baktığımız zaman 14 sayısının bölenleri 1, 2, 1, 2, 7 ve 14'tür. 1, 2, 7'yi topladığınız arkadaşlarım 10 geldi. 10, 14'ten küçük eksik sayıdır. Cevap Ceyhan'mış. Buradaki 24 sayısının gençler 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bakın şunları toplarsanız 24'ten fazla geleceği aşikar. O halde x yazması gerekiyordu. Bu da gitti. 6 sayısı zaten mükemmeldi. Bu da gitti. O halde cevabımız C seçeneği olacak diyebiliriz. Geçtim 9'a. Ardışık asal sayıların çarpımı biçiminde yazılabilen sayılara ardılsal sayılar denir. Mesela 6 sayısı 2 ve 3'ün çarpımıdır. 30 sayısı sevgili arkadaşlarım bir ardıl asal sayıdır. Ardılsal sayıdır demiş. Ardışık asal sayıların çarpımı biçiminde yazılabildiği için mesela 2 çarpı 3 çarpı 5 gibi. Buna göre 3 basamaklı en küçük ardılsal sayı 2 basamaklı en büyük ardılsal sayıdan kaç fazladır diye sorulmuş. 3 basamaklı en küçük ardılsal sayıyı nasıl buluruz? Şöyle 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye yazdım ben bunları. Şimdi şu 3'ünün çarpımı 30'u veriyor. 30'da 7'yi çarptığınız zaman 210 ama en küçük ardılsal sayı olduğundan tabii ki şüpheliyiz şu an. Ama o cepte dursun 210. Peki devam edelim. Örnek veriyorum burada 11 ile 13'ü çarparsak arkadaşlar 11 kere 13 bize 143'ü verecektir. 210'dan daha küçük bu olabilir. 5, 7, 11 olmuyor. 3, 5, 7 çarparsanız 3 kere 5, 15, 15 kere 7, 105'i verir. Hayırlı uğurlu olsun artık daha küçüğünü bulamayız. En küçük 3 basamaklı bu. En büyük bir de 2 basamaklıyı bulacağız arkadaşlar. En büyük 2 basamaklıyı bulabilmek adına da şöyle yapabiliriz. 7 ile 11'i çarparsanız burada, çünkü 5 kere 7, 35 yapıyor. Bir kere daha 3 ile çarparsanız 105 yapıyor zaten. 2, 3, 5'in çarpımı zaten 30 yapıyordu. Olmuyor. 7 kere 11'den de 77 gelir. Bu da en büyük 2 basamaklı ardılsal sayıdır. Bu bundan kaç fazladır diye sorulmuş. Tabii ki 28 fazladır ve 9. sorumuzun cevabına da rahatlıkla denizi diyebiliriz. Geçtim 10'a. Rakamları çarpımına bölünebilen pozitif tam sayılara çapak sayılar denir. 2 basamaklı çapak sayıların toplamı acaba nedir diye sorulmuş. Rakamları çarpımına tam bölünebilen pozitif sayılar çapak sayılarmış ve 2 basamaklı olanları soruluyor. Şimdi bir kere bu sayıların içerisinde 0 olmayacak. Çünkü rakamları çarpımı 0 olacağı için arkadaşlarım 0'a tam bölünemez hiçbir sayı. Dolayısıyla sevgili gençler 11'den bir başlayalım. Şimdi 11'den başlarsanız rakamları çarpımı 1'dir. 11 1'e tam bölünür. Olur. 12 ile devam edelim. 1 kere 2 2'dir ve 2'ye tam bölünür 12. Bunların toplamı sorulmuş bu arada. 13'e bakalım. 1 kere 3 bölünmez. 14'e bakalım. 1 kere 4 bölünmez. 15'e bakıyoruz. 1 kere 5 bölünür. 16'ya bakıyoruz. 1 kere 6 16'ya bölünmez.
16'yı bölmez. 1 kere 7, 7, 17, 7'ye bölünmez. 1 kere 8, 18, 8'e bölünmez. 1 kere 9, 19, 9'a bölünmez. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım şu var, şu var ve şu var. 20 küsür sayılara bakacak olursanız 20'yi alamıyoruz. 21, 22, 23, 24 diye devam edeceğiz. 2 kere 1, 2'dir, bölünmez. Şimdi o zaman burada ben tek sayılara bakmamam gerekiyor. Çünkü neden bakmamam gerekiyor? Buradaki sayıların rakamları çarpımı çift olacağı için tek sayıyı bir çift sayı bölmez zaten. 2 kere 2 4, 22'yi bölmez. Buna bakmıyorum. 26'ya, 28'e bakacağım. 20 küsürleri bitireceğim. 2 kere 4 8, 24'ü böler arkadaşlarım. 2 kere 6 12, 26'yı bölmez. 2 kere 8 16, 28'i bölmez. Devam. 30 küsürlere bakıyoruz. Şimdi burada da sevgili arkadaşlarım 31, 32, 33, 34, 30'a bakmayacağız demiştik zaten. 35, 36 diye devam ediyoruz. 3 kere 1, 3'tür. 31 asaldır. 37'yi de bakmayalım o zaman. 38, 39'a bakalım. 32, 2 kere 3, 6, 32'yi bölmez. 3 kere 3, 9, 33'ü bölmez. 3 kere 4, 12, bölmez. 3 kere 5, 15, bölmez. 3 kere 6, 18'dir ve 36'yı tam böler. 3 kere 8, 24'tür, bölmez. 3 kere 9, 27'dir, bölmez. Şimdi 40 küsürlerdeyiz. 41, 42, yine teklere bakmak zorunda değilim. Çünkü sayıların rakamları çarpımı çift gelecek. O halde arkadaşlarım, 40, 40'a da bakmayacağız. 42, 44, 46, 48'e bakacağız. 2 kere 4, 8, bölmez. 4 kere 4, 16, bölmez. 4 kere 6, 24. 4 kere 8, 32, bölmez. 40 küsürlerde yok. 50 küsürlere bakıyoruz. 51, 52, 53'e bakmayacağım asal. 54, 55, 56, 57, 58 ve 59'a bakmayacağım asal. 1 kere 5, 5, 51'i bölmez. 2 kere 5 arkadaşlarım çiftlere de bakmamam gerekiyordu değil mi? Çünkü gerçi bakabiliriz yani neden bakmıyorum. Tamam özür dilerim. 2 kere 5, 10 olmaz. 4 kere 5, 20 olmaz. 5 kere 5, 25 olmaz. 5 kere 6, 30. 5 kere 7, 35. 5 kere 8 artık bu da olmaz diyeceğiz. 60 küsürlerde 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70. 70'e bakmayacağız demiştik. 1 kere 6 olmaz. Şu teklerde yine bakmak zorunda değiliz. Çünkü sevgili arkadaşlarım neden? Bunların çarpımları çift olacaktır. Sildim bunları. 2 kere 6 12 bölmez. 4 kere 6 24 bölmez. 6 kere 6 36 bölmez. 6 kere 8 48 bölmez. Şimdi geçelim 70 küsürler arkadaşlar. Şurada şunu da şöyle küçültelim isterseniz sığsın. İnşallah daha kısa bir çözüm yolu yoktur diye ümit ediyorum. Çünkü bayağı uğraştım. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 diyelim. 1 kere 7, 7'ye bölünmez. 7 bölmez bunu. 14, 72, 14 tam bölmez. 3 kere 7, 21, 4 kere 28, 5 kere 7, 35. 6 kere 7 42'dir. 76, 77, 78, 79. 6 kere 7 42 bölmez. 49 bölmez. 7 kere 8 56 ve 7 kere 9 63 bölmez. 80 küsürlerde 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89'a bakacağım. Burada da arkadaşlar yine 1 kere 8 bölmez. Yine şu tek olanlara bakmak zorunda değilim. 2 kere 8 16 bölmez. 4 kere 8 32 bölmez. 6 kere 8 48 bölmez. 8 kere 8 64 yine bölmez. 90 küsürlere de bakalım ve noktalayalım artık. 91 92 93 94 95 96 97 98 ve 99'a bakacağız. 1 kere 9 bölmez. 18 bölmez. 27 bölmez. 4 kere 9 36 bölmez. 5 kere 9 45. 6 kere 9 54. 7 kere 9 63 zaten bunlar da bölmeyecek. Bölenler sadece bunlarmış ve bunların toplamı sorulmuş. 36, 24 daha bize 60'ı verir. Şöyle 75 yapar. 75, 23 daha da bize kaçı verir? 75, 23, 98'i verir. Doğru cevabımız C seçeneği olacakmış 10. sorumuz. Geçtim 11'e. Ardışık n tane doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayıya ardıl n'li sayı denir. Örneğin
3 çarpı 4 çarpı 5 60 olduğundan ve bunlar ardışık olduğu için arkadaşlarım bu 60 sayısı ardıl üçlü sayıdır. Niye 3 tane sayının çarpımı olarak yazılmış? Bir ardıl dörtlü m sayısından büyük olan en küçük ardıl dörtlü sayı n olmak üzere m bölü n 3 bölü 7 olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Şimdi ben m sayısını 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6, n sayısını da arkadaşlarım 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 olarak seçecek olursam, bakın ardıl dörtlü, ardıl dörtlü. Bunları oranladığım takdirde şuradaki 4 5 6'lar gidiyor gençler. Şöyle gösterelim. 4 5 6 gidiyor. 4 5 6 gidiyor. Geriye 3 bölü 7 kalıyor. Aynı istenilen gibi, verilen gibi. O halde demek ki m sayımız gerçekten 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. Diğeri de 4 5 6 7'nin çarpımı. Pekala 3 4 5 6'nın çarpımı ne yapar? Şurası 12, şurası 30 çarptık 360 yapar m sayısı. N sayısı da sevgili arkadaşlarım 4 kere 5 20, 6 kere de 42, 42 kere 20 840 yapar. İkisinin toplamı sorulmuş. 1200'den başkası değildir. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyorum son sorumla. X 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere Kx ifadesi X sayısındaki rakamların çarpımı biçiminde tanımlanıyor. Buna göre Kx eşittir 18 eşitliğini sağlayan en küçük X sayısının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. En küçük X sayısı demiş. 3 basamaklı olacak. O zaman ben bunu en küçük olsun diye yüzler basamağını 1 seçerim. Daha sonrasında da 18'i versin diye 2 ve 9'u seçerim. Yani böylelikle 129 sayısı en küçük Kx sayısıdır, X sayısıdır. O halde arkadaşlarım bunun rakamları toplamı sorulmuş. 9 artı 2, 11. 1 daha 12 yapar. Doğru cevabımız B seçeneği gelir. Evet arkadaşım, bu videonun sonuna geldik. Diğer videoda, yani 136. sayfada OBEP OKEK öğreniyorum 16. testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.